Bu videoda y eşittir küp kök x fonksiyonunu x ekseni etrafında döndüreceğiz. Bunu yapınca da buna benzeyen dönel bir cisim elde ederiz. Bu arada bunu x eşittir 0 ile x eşittir 8 arasında yaptığımızı da hemen eklemek istiyorum. Evet, buna benzeyen bir cisim elde ederiz. Bu cismin hacmini disk yöntemiyle kolaylıkla bulabiliriz ama bu defa kabuk yani shell yöntemini kullanacağız kabuk yöntemini yatay eksen yani x ekseni etrafında döndürmek için kullanacağız. Anlaştık mı? Peki nasıl yapabiliriz? Amacımız bir bakalım buna benzeyen dikdörtgenler elde etmek öyle değil mi? Bu rengi kullanalım. Buna benzeyen bir dikdörtgenden bahsediyorum. Yüksekliği dy'ye eşit olacak. Uzun kenarı ise buradaki x değeri ne ise 8 eksi x'e öyle değil mi? Tamam. Şöyle yazarsam daha iyi olacak. Evet uzun kenar buradaki x değeri her ne ise 8 eksi x'e eşit olur. Burada dy'yi görünce bir y aralığında integral alacağımızı tahmin etmiş olabilirsiniz. O halde her şeyin y türünden olması gerekir öyle değil mi? Başka bir deyişle bu x değeri y'nin bir fonksiyonu olacak. y küp kök x'e eşitse iki tarafın küpünü aldığımızda x eşittir y küp elde ederiz. Bu ikisi birbirine eşit ifadeler. Elde ettiğimiz bu ifadeyi kullanarak buradaki x yerine y küp yazabiliriz. Bu eğriyi x 80 etrafında döndürdüğümüzde bir silindir ya da bir kabuk elde ederiz, öyle değil mi? Elimden geldiğince düzgün bir çizim yapmaya çalışıyorum. Evet, aynen buna benzeyen bir kabuk elde edeceğiz. İşte böyle. Bu ikisi de birbirinin üzerinde gibi olacak. Umarım ne yapmaya çalıştığımı anlamışsınızdır. Eğer bu kabuğun alanını bulabilirsek ki bu hacim dış yüzey alanı çarpı yükseklikten başka bir şey değil ve elde edeceğimiz tüm kabukların hacimlerini de topladığımızda bu kabuk aralığımızdaki belirli bir y içinde evet aralıktaki tüm y değerlerini topladığımızda tüm kabukların hacimlerini toplamaktan bahsediyorum cismin hacmini bulmuş oluruz. Peki bu kabuğun hacmini nasıl bulabiliriz? Silindirin çevresini bulmamız gerekecek ve bu çevre, bu çevre 2 pi çarpı yarı çapa eşit değil mi? Yarı çap da buradaki y değerine eşittir. Şöyle göstereyim, evet y değeri olduğuna göre bunun yerine de 2 pi çarpı y yazabiliriz. Dış yüzeyin alanını bulmak için de çevreyi silindirin genişliği ya da yüksekliği ile çarpmamız lazım. Bunu da not edelim. Dış yüzey alanı 2 pi çarpı y çarpı 8 eksi y küpe eşit olacak. 8 eksi y küp buradaki uzunluk yani silindirin yüksekliği. Bunu çevreyle çarpınca dış yüzey alanını bulmuş oluyoruz. Bu belirli kabuğun hacmi de dış yüzey alanı yani 2 pi y çarpı 8 eksi y küp çarpı derinlik yani dy'ye eşittir. Bunu da morla yazalım. Evet bu kabuğun hacmini bu şekilde bulabiliriz. Dönel cismin hacmi için tüm bunları toplamamız ve sonsuz derecede inceldikleri durum için limit almamız lazım. Bu sayede sonsuz sayıda kabuk elde etmiş oluruz. Y ile çalıştığımızı da unutmayın. Evet, hacim eşittir yazıyorum. Aralığımızı y türünden ifade etmemiz gerekiyor. 0 ve Peki x 8'e eşit olduğunda y hangi değeri alır? 2 öyle değil mi? 8'in küp kökü 2'ye eşittir. O halde buraya 2 yazalım. Biraz daha net olmak gerekirse burası 2'ye eşit ve bu da y'nin aralığını 0, 2 yapıyor. Şimdi de bu integrali almamız lazım. 2 pi'yi dışarıya alabilirim. Çarpı 0 ile 2 arasında parantezi de açalım. 8 y eksi y üzeri 4 dy'nin belirli integrali. Bu 2 pi çarpı bunun ters türevine eşittir. Peki 8 y'nin ters türevi 4 y kareye eşit öyle değil mi? Eksi y üzeri 4'ün ters türevi ise eksi y üzeri 5 bölü 5'tir. Bunun 2'de aldığı değerden 0'da aldığı değeri çıkarmamız lazım. 2 pi çarpı 2'de aldığı değer 2'nin karesi 4'tür. çarpı 4'ten 16 elde ederiz. Eksi 2 üzeri 5'te 32'ye eşit. Buradan da 32 bölü 5 gelir. Sıfırda değerlendirdiğimizde ise bunların ikisi de 0'a eşit olacağından 0 elde ederiz. Onun için eksi 0 yazıyorum. 16'yı 80 bölü 5 olarak yazalım. Bundan 32 bölü 5 çıkarınca geriye 48 bölü 5 kalır. Evet, burası 48 bölü 5'e eşitmiş. Doğru oldu değil mi? 80'den 30 çıkınca 50. Bir 2 daha çıkarırsak, evet 48. 48 bölü 5 çarpı 2 pi de 96 pi bölü 5 eder. Bu soruyu x türünden disk yöntemi kullanarak da çözebilirdik tabii ama bu video sayesinde Y türünden kabuk yönteminin de bizi aynı sonuca ulaştırdığını artık biliyorsunuz.